Burası belki de dünyanın en meşhur yeri. Zaten görünce herkesin ikonik olarak bildiği Eyfel Kulesi'nin önü. Mimarı Gustave Eyfel. Bu neden yapılıyor onu söyleyelim önce. Fransız Devrimi'nin 100. yılına istinaden burada bir fuar gerçekleştirilecek ve bu fuara da böyle ikonik bir kapı yapalım diyorlar. Hatta 10 yıl sonra da biz bunu yıkarız. Hani kapı zaten fuar geçer. Bir 10 yılda kullanırız, yıkarız diyorlar. Yani 1887 yılında bir başlıyor yapılmaya. 2 yılda ancak bitiyor bu arada. 1889 yılında da bitiriyorlar. İlk başta Fransızlar hiç sevmiyorlar. Bu ne böyle diyorlar. Ortada böyle hani saçma bir şekilde duran demirden bir şey. Hatta takma at takmışlar demir bayan diye. Ve imza kampanyaları falan düzenleniyor. Yıkılsın bu 10 yılı da beklemeyelim bilmem ne falan filan derken. Aynı zamanda anten kulesi olarak da kullanılıyor. Ve işte sonrasında savaşlarda veya işte Fransa'nın geneli itibariyle de böyle alıcı gibi de kullanıldığı için çok da işe yaradığı için. Hadi isteme isteme gönülsüz olarak razı oluyor Fransız Paris halkı. Diyorlar ki tamam kalsın hadi bir şey demeyeceğiz falan. Ama sonrasında öyle bir ünleniyor ki gel görelim en güzel yer, en çok rağbet edilen, en çok ziyaret edilen yer halini alıyor. Burası da şu an Champs-de-Mars meydanı, çimenlikli alan, klasik fotoğrafların çekildiği yerlerden bir tanesi. Birçok yer var, biz hepsini çekeceğiz. Evet, Champs-de-Mars'ta böyle ortamlar da hazırlanıyor. Bakın şu arkada bir piknik sepeti konsepti hazırlanmış. Bakın böyle de fotoğraflar çekiliyor. Size Instagram hesabından da gönderiyorlar. Şimdi Eyfel'e baktığınızda kat kat olduğunu görüyorsunuz. Bunlara ücret karşılığında çıkıyor. Hepsinin ücretleri farklı. Birinci kata çıkıldığında böyle bir seyir size sağlıyor. Ama bunlar tabii hem merdiven seçenekleri var hem de asansörle çıkma seçeneğiniz var. Hadi bir üst katı daha çıktınız. Hadi dediniz ki kendimizi şımartalım. Bir de restoran var orada. O restorandan da faydalanabiliyorsunuz. Haliyle tabii ki yüksek fiyatlara sahip bir menü bulacaksınız. En üst tarafta da tabii ki Eyfel'in mimarının da bir kendine ait odası var. Kendine özel bir yer yaptırmış. Şimdi buradaki birçok işçi çalışmış burada ama kaza ile hiçbir işçi ölmemiş. Bu da önemli şeylerden birisi. Daha evvelinde de buralarda korkuluklar yokmuş. Çünkü ne oluyormuş? İntiharlar oluyormuş. Yaklaşık 400 kişi falan burada intihar sebebiyle kaybetmişler. Ardından da 400 rakam 400'e varana kadar neredeydiniz der insan. Ondan sonra korkuluklarla etrafını çevirmişler. Burası tabii ki çok simge bir yer. Önündeki çimlerin bazı alanlarını kapamışlar. O yüzden çok ortadan giremiyoruz, girip bakamıyoruz. Burada çekilebilecek, buranın çekilebilecek birçok farklı noktası var. Oraları da size tabii ki göstereceğiz. Eyfel'den bilgiler vermeye devam edeceğiz. Eyfel'i bir diğer çekim noktası Rue de Université, Üniversite Caddesi. Burada bu aralıkta birçok kişi fotoğraf almaya çalışıyor. Evet. Burası Trocadéro Meydanı. Eyfel'in en güzel çekildiği yerlerden belki de en güzel yeri burası diyebiliriz. Hemen arkamda görüyorsunuz Eyfel. Önümüz meydan. Şu an acayip bir müzik var çünkü burada bir stand kurmuşlar, sahne var. Bembeyaz giyimli. Cazvari şarkılarla insanları eğlendiriyorlar. Çok güzel bir ortam var aslında. Halka açık bir ortam. Zaten Trocadéro çok böyle kalabalık bir yer. İyice artık böyle hani kalabalık hale gelmiş. Buraya gelip mutlaka fotoğraf çektirin. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor arkamda. Evet, herkes günü burada batırıyor. Gördüğünüz gibi çok kalabalık. Burası Trocadéro Meydanı'nın merdivenleri. Artık aşağı doğru iniyoruz. Sokak sanatçıları da vardı zaten birçok yerde. Kalabalık, ciddi bir kalabalık. Akşamüstü kalabalığı. Evet, buraya oturup çekmesinler diye şu kısımları hep sivri yapmışlar. Bugün piknik yapıyoruz. Evet. Bir pikniklik bir yer bulduk. Böyle çiçekli, böcekli bir yer. Evet, pikniğimizde de böyle işte kruvasanlar filan ve kendimizi şımartıyoruz ve istiridye aldık bugün. Ayıptır söylemesi. Şarapla beraber pikniğimizi, evet, gerçekleştireceğiz. Ama bence hepsinden daha güzel piknik yaptığımız yer tabii ki.
Şu an tahmininiz var mı? Eyfel. Eyfel Kulesi'nin karşısında harikulade bir belki manzara. Belki de bu harikulade yaptığımız en güzel. En güzeli olabilir. Evet. Paris'in meşhur bistrodiyecisi Huitrery Regis adındaki yerde bistrodiyelerimizi aldık. Şimdi deniyorum hemen. Hemen deniyorum. Limonu da sıktım. Oh, şöyle buladım. Oh, oh, oh. Bak da bir yüz ifadeni görelim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Wow. Manzara da güzel. Evet, her şey çok güzel şu an. İşte Paris. Evet, Paris'te gün batımı en güzel nerede yapılır sorusunun cevabını size Eyfel Kulesi'nin önündeki çimenlerde size veriyoruz işte. Yalnızca tabii sadece biz yokuz. Bizimle beraber 5000 kişi muhtemelen. Evet, çok kalabalık. Burayı gerçekten doldurmuş durumda. Bu artık böyle bir klasik bir olayı da geçmiş. Artık günlük ritüellerine dönmüş gibi adeta. Bir de gün de Eyfel'den batıyor ya. Ayrıca evet, daha bir tatlı hale geliyor burası. Çok daha romantik oluyor bir de. Biz şimdi yiyeceklerimizi aldık, ayarladık. Şaraplarımızı da aldık ama alamayacaklar için de almadınız. Spontane gelişti ve buraya geldiniz. Sürekli zaten evet, gezenler var. Kovayla gezenler. Bir şampanya ve bir. Bir şampanya, wine, beer. Bir de Eyfel Kulesi anahtarlığı satmak isteyenler. Evet, fazlasıyla onlardan da var. Ya mutlaka kalmazsınız. Denk öyle geleceksiniz yani. Elbette denk geleceksiniz. Keyifli bir ortam, romantik bir ortam. Evet, böyle. Artık bize de keyfini yapmak düşüyor şu an. Evet. Eyfel Kulesi'nin önündeki çimler gündüz kapalı. Akşamüstü açıyorlar burayı. İki bölüm halinde. Gündüz burayı kapalı görebilirsiniz ama akşam açıldığını ve insanlarla dolu olduğunu göreceksiniz. Ve ışıklı Paris'e çıktı. Saat 11'de çıktı. Ya saat 10'da normal ışıklar yanmıştı. Şimdi parlak ışıklar. Bir saattir bunu bekliyoruz. Büyük bir çığlık çığlığa. Herkesin kafası güzel tabii. Evet, böyle bir ışıklı ortamı da sizlere sağlıyoruz.